Değerli öğrencilerimiz, sayın velilerimiz. Bugünkü uzaktan eğitimimizi Türkçe dersi ile devam ettireceğiz. Konumuz sıfatlar. Yalnızca sizlerden ricam beni takip ederken lütfen yanınızda kalem, kitap, defter gibi araç ve gereçlerinizi bulundurmanız. Bugünkü konumuz sıfatlar ve sıfatlardaki etkinlikler. Biz geçen dersimizde sıfatları öğrenmiştik. Bugünkü dersimizde ise sıfatlarla ilgili etkinliklerimizi tamamlayacağız. Ne demiştik? Sıfatlar varlıkların sayılarını, rengini, durumunu, biçimlerini bildiren sözcüklerdir. Sıfatlar her zaman adlardan önce gelir. Şimdi örneklerimizi bakalım. Arkadaşım haftada bir kitap okuyor. Bir kelimesi bize sayı sıfatını bildiriyor. Öğrenciler ikişer grup oluşturdu. Bu da bir sayı sıfatı bildiriyor. Beyaz kartal gökyüzünde uçuyor. Beyaz kelimesi bize renk bildiriyor. Kırmızı elma yedim. Kırmızı kelimesi bize renk bildiriyor. Serin dere suyuna girdim. Serin kelimesi bize durum belirtiyor. Çalışkan çocuklar başarılı olurlar. Çalışkan kelimesi bize durum belirtiyor. Yuvarlak masada yemek yedim. Yuvarlak kelimesi bize masamın, masanın biçimini gösteriyor. Uzun ağaçta kuş yuvası vardı. Uzun kelimesi bize ağacın biçimini bildiriyor. Aşağıdaki tabloda ise size hazırladığım sıfatlar ve adlar bulunmaktadır. Sarı papatya. Sarı papatya ile bir tümce oluşturmamız gerekiyorsa bahçemizde sarı papatyalar var bardak. Mesela bardak kelimesine bir sıfat yerleştirirsek kırık bardak, kırık bardağı çöpe attım. Deniz. Deniz kelimesine ise bir sıfat yerleştirmemiz gerekiyorsa mavi kelimesi sıfatını ekleyerek mavi deniz sularında yüzmeyi çok seviyorum diyebiliriz. Orman kelimesinde ise yeşil renk sıfatını yerleştirerek yeşil ormanlarda sık ağaçlar bulunur gibi bir tümce oluşturabiliriz. Ekmek. Ekmeği ise taze ekmek, taze sıfatını yerleştirerek taze ekmek yemeği çok seviyorum diyerek bir tümce oluşturabiliriz. Su. Soğuk su. Terlemişken soğuk su içmeyiniz gibi suya soğuk sıfatını yerleştirirsek suyun durumunu belli etmiş oluyoruz. Diğer bir etkinliğimizde ise şekillerden, resimlerden takip edeceğiniz gibi yuvarlak masa biçim belirtiyor, kırmızı biberin renk bildiriyor, iki ekmek ise varlığın sayısını belirtiyor, yaramaz çocuk ise çocuğun durumunu belirtiyor. Varlıklarını, özelliklerini belirten sıfatlar ise nasıl, hangi gibi sorular sorarak bulabiliriz? Nasıl biber? Acı biber. Kaç elma? Üç elma. Hangi araba? Gösterme sıfatıyla şu araba diyebiliriz. Aşağıdaki resimlerde verilen varlıklara uygun sıfatlar ön adlar yazalım. Masa, nasıl masa? İki masa ya da kahverengi masa ya da uzun masa. Adama gelince ise nasıl adam? Yaşlı adam, nasıl adam? Tonton adam, nasıl adam? Mutlu adam diyebiliriz. Bardak, nasıl bardak? Kırık bardak, nasıl bardak? Mavi bardak, nasıl bardak? Boş bardak. Çocuk nasıl çocuk? Ağlayan çocuk. Nasıl çocuk? Yaramaz çocuk. Nasıl çocuk? Kirli çocuk. Bayrağımıza gelince ise nasıl bayrak? Türk bayrağı. Nasıl bayrak? Al bayrak. Nasıl bayrak? Dalgalanan bayrak diyebiliriz. Ayakkabı örneğimize gelince ise nasıl ayakkabı? Kirli ayakkabı, nasıl ayakkabı, yırtılmış ayakkabı, nasıl ayakkabı, spor ayakkabı örneğini verebiliriz. Kaleme gelince ise nasıl kalem, kırık kalem, nasıl kalem, sarı kalem, nasıl kalem, uzun kalem örneklerini verebiliriz. Tavşana gelince ise nasıl tavşan? pembe tavşan. Nasıl tavşan? Tombul tavşan. Nasıl tavşan? Sevimli tavşan örneğini verebiliriz. Aşağıdaki resmimiz ise maymun. Maymuna ise nasıl maymun? Gülen maymun. Nasıl kedi? Uyuyan kedi. Nasıl araba? Kırmızı araba. Nasıl arı? Uçan arı örneklerini verebiliriz. Bu derste de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.